Bugün gerçekten çok heyecanlıyım ve çok mutluyum çünkü bundan yaklaşık 7-8 ay önce sadece fikir olarak olan bir şeyi şu an elimde tutabiliyorum ve bugün sizinle birlikte inceleyeceğiz. Bugün sizinle birlikte bu videoda dünyanın en iyi ajandasını inceleyeceğiz. Evet, biraz iddialıyım. Bir film ajandası, dünyanın en iyi ajandası. Çok heyecanlıyım çünkü içeriğini ilk kez sizinle paylaşacağım. Süreçten bahsedeceğim. Ama her şeyden önce bilmeyenler, hiç bilmeyenler için genel bir giriş yapayım. Bundan yaklaşık 4 yıl önce Umut'la birlikte bir hesap açmıştık, film hesabı. Bir film önersene sorusuna verilecek cevapları arıyordu. Sürekli film önerilerinde bulunuyordu bu hesap. Daha sonra ben ajanda kullanmayı çok seven biriyim. Ve daha önce kanalda mesela kendim ajanda yapmıştım. Onu kullanmıştım. Yıl içerisinde kendim ajanda kullanıyorum. Ben bayağı seviyorum ajanda kullanmayı. Ve sonra ajanda kullanmakla bir film önerseni birleştirme fikri geldi aklıma. Hemen Umut'la paylaştım fikri. Dedim ki yani bir ajanda çıkartalım istiyorum ve bu ajandada her gün bir film önerisi olsun. Hafta sonları tematik sayfalar olur. Fikre Umut da çok sıcak baktı. Daha sonra bu fikri Emre ile paylaştım. Emre benim çok yakın bir arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Ve aynı zamanda sinema yazarı. Bu süreçte bizimle yer almak isteyip istemediğini sordum. Ve o da fikri çok sevdi. Ve üçümüz kollarımızı sıvadık ve çalışmaya başladık. Geçen Mart'ta başladık. Yani yaklaşık 7-8 ay oldu. Emre Amerika'da yaşıyor. O yüzden birlikte bir araya gelip çalışmamız çok zor oluyor. Sürekli Skype'dan çalışıyoruz. Haftada bir toplantı yapıyoruz internetten. Çalıştık ve bugüne kadar geldik. Şu an karşımda, tüm ajandalar karşımda ve elimde tutabiliyorum ajandayı. Çok heyecanlıyım. Bir film ajandasının esas mantığı her gün bir film önerisi yapması. Önce size şöyle bir genel göstereyim. Bu şekilde, birazdan daha detaylı da göstereceğim. Proje üzerine çalışmaya, düşünmeye başladıkça bir sürü yeni fikirler çıkmaya başladı. Ben böyle fikir üretmeyi çok severim. Umut ve Emre de öyle. Sürekli fikri besledi ve fikirlerle dolu bir ajanda oldu aslında. Bir film önersene sayfasında hafta sonları, tematik hafta sonları yapıyorduk. İşte atıyorum yol filmleri teması seçip o hafta sonu yol filmleri öneriyorduk. Bu tematik hafta sonunu ajandaya da taşımak istedik. Ve ajandada her hafta sonu tematik sayfalar var. Bu sayfalardan 12 tanesi oyuncu, 12 tanesi de yönetmen biyografileri. Dediğim gibi fikirler konuştukça şekillenmeye başladı. Oyuncuların çizimlerini bile yaptırdık. İçerisinde 12 tane oyuncu, 12 tane de yönetmenin özel çizimleri var. Hafta sonu yer alan tema sayfalarında ilk başta sinema yazıları olsun istiyorduk. Örnek vereceğim, mesela büyüme hikayesi filmleri diye bir temamız var. Ve bu sayfada büyüme hikayesiyle ilgili bir yazı olsun istiyorduk. Ama daha sonra fark ettik ki biraz eğlenceli hale getirmemiz lazım her şeyi. O yüzden bulmacalar eklemeye başladık ajandaya. Birçok bulmaca yer alıyor ve bunlar filmler için hazırlanmış. Bizim hazırladığımız özel bulmacalar. Ajanda tamamen sinema ajandası ve içerisindeki yer alan bulmacaların da filmlerle alakalı olması tabii ki inanılmaz oldu. Bizim bir film önersene logomuz bu. Gelen mesaj şeklinde ve bunu da kapağa da taşımak istedik ve böyle bir kapak hazırladık. Yine buradan mesaj balonu çıkıyor sayfanın logosu. Yanında bir film önersene sene logosu 2020, önde de bir film ajandası yazıyor. Sade bir kapak olsun istedik. Çünkü sade olsun ki ilerleyen yıllarda bir film ajandası çıkmaya devam edeceği için her yıl kapağın rengini değiştirip rafta bu sayede çok benzer ve tek tip sade durmasını istedik. Bir film ajandası aslında ajandanın da ötesinde bir içerik. Çünkü içerisinde okuyabileceğiniz sinema yazıları, biyografiler, filmlere ait ilginç, eğlenceli bilgiler ve dahası 366 tane film önerisi var. Şöyle içini bir göstereyim, sonra detaylarına geçeceğiz. Önce şöyle hızlıca göstereyim. Gördüğünüz gibi dolu. Harika bir ajanda. Yani bir yılın sonunda bununla geçireceğiniz bir yıl size sinema anlamında harika şeyler katacak. İlk başta tabii ki ajandanın sahibi kısmı var. Burada da bir film ajandası yazıyor. Daha sonra burada üçümüz yazıyor. Emre Eminoğlu, Umut Göktürk Kapyalı ve Mehmet Tahşan. Evet, ilk adım Mehmet. Artık buna şaşırmayın. Daha sonra takvimle birlikte başlıyor. Aylık planlama sayfalarımız var böyle mesela. Ve Ocak takvimi var. Yanındaki sayfayı boş bıraktık. Bu ben arkadaşlarımdan rica ettim. Dedim ki lütfen yanındaki sayfayı boş bırakalım. Ajanda benim için çok kişisel bir şey ve insanlar için de öyle olmasını istiyorum. Kişiselleştirilebilecek alanlar olsun istiyorum. Örnek vereceğim, mesela ben kendi sayfamı şu şekilde yapmayı planlıyorum. Ocak ayında işte şu kadar film izledim. En sevdiğim 3 tanesi şuydu. Şu kitabı okudum. Daha sonra şu tiyatroya gittim. Şunu
şunu yaptım, bunu yaptım. Yapmam gereken bir görev koyduysam onu buraya yazarım. Burayı kişiselleştirilebilecek bir sayfa olsun istedim ve arkadaşlarım da sağ olsunlar kabul ettiler. O ayın özetini burada görebiliyorum o şekilde yapınca. Bence siz de öyle yapın. Aklıma fikirler geldikçe zaten ben Instagram'dan paylaşıyor olacağım. Yaptıkça da paylaşıyor olacağım. Bu sayfayı nasıl değerlendirdiğime dair. Ve daha sonra da ilk film önerisiyle başladık. Sayfa tasarımımız bu şekilde. Bir sayfada 2 gün olacak şekilde. Gününüzü yazabilecek kadar alan bıraktık aslında. Yani gayet büyük bir alan var. Filmin afişi, önerdiğimiz film ve filmin açıklaması. 366 tane açıklamayı tek tek yazdık. Gerçekten Emre, Umut, ben sabahladık. Yani uyumadık yetiştirebilmek için. Daha sonra ilk tema sayfamız bizi karşılıyor. Burada bir bulmacamız var. Yönetmenlerin ilk filmi teması. Ünlü yönetmenlerin ilk filmlerini önerdik. Ve tema sayfasında da bir bulmaca hazırladık. Bulmacada da ünlü yönetmenleri ilk filmleriyle eşleştirmeniz gerekiyor. Bu sayede hem ünlü yönetmenlerin ilk filmlerini öğrenmiş oluyorsunuz, hem de 5 tane film önerdik bu tema için. Onları izleyebiliyorsunuz. Herkesin çok sorduğu ve merak ettiği bir soruya cevap vereceğim. Filmleri neye göre seçtiniz? Filmleri seçerken ilk dikkat ettiğimiz şey filmin çok popüler olmamasıydı. Bu demek değil ki ajandada hiç popüler film yok. Hayır, çok popüler filmler de var. Dünyadaki herkesin izlemiş olacağı filmler de var. Ama genelde bilinmeyen, az bilinen filmler olmasına özen gösterdik. Çünkü ajandayı alan kişi bildiği filmle karşılaşmaktan ziyade aslında film önerisiyle karşılaşmak istiyor. Bu yüzden ilk olarak daha kıyıda köşede kalmış filmler olmasına özen gösterdik. İkinci önceliğimiz tüm dünyaya dağılmasıydı. Ülkelere çok önem verdik. Macaristan'dan tutun Polonya'ya, Yunanistan'dan tutun Brezilya'ya kadar dünyanın çeşitli ülkelerinden çeşitli filmler var ajandada. Bir sonraki dikkat ettiğimiz şey kadın yönetmen, kadın oyuncu, kadın filmlerinin yer almasıydı. Çünkü sinema sektörü erkeklerin ele geçirdiği bir sektör ve biz ajandada kadın yönetmenlere, kadın oyunculara, kadın filmlerine çokça yer vermeye çalıştık. Elimizden gelebildiği kadar. Cinsel yönelimlere dikkat etmeye çalıştık. Türlere dikkat etmeye çalıştık. Hepsi tek türe yığılsın istemedik filmlerin. Birçok kriterimiz vardı aslında film seçerken. Ben şu anki ajandadaki tüm filmlerden çok 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 mutluyum gerçekten. Filmleri seçtik, bitti. Ama bizim için esas sıkıntılı olan kısım filmleri ajandaya yerleştirmekti. Buna gerçekten 3 ay ayırdık. Küçük oyunlar yapmayı üçümüz de çok seviyor. Atıyorum mesela 11 dakika diye bir film var ajandada önerdiğimiz. Adında 11 geçtiği için 11-11'e koyduk ajandayı. Ya da 9 diye bir film var, Türk filmi, Misin Olan filmi. Bunu 9. ayın 9'una koyduk. Ya da mesela demin bahsettiğim tema, yönetmenlerin ilk filmleri. Önerdiğimiz bütün filmler ayın ilk günlerinde. İlerleyelim, ilerledikçe zaten şey yapacağım. İçerisinde 12 oyuncu ve 12 yönetmen var. Kendine has tema sayfalarımıza sponsor oldu, oyuncu ve yönetmenlerimize. Temalarımızın adı kendine has oyuncular ve kendine has yönetmenler. Yönetmenlerimizden bir tanesi Sofia Coppola ve Coppola'nın özel bir çizimini yaptırdık. Burada 5 tane Coppola filmi önerdik ve biyografisini yazdık. Çok mutluyum. Yazdığımız biyografilerden çok mutluyum çünkü çok güzel oldular. Daha sonra ilerleyelim. Temalarımızdan mesela bir diğeri, hepsi bir günde geçti ve bir günde geçen filmler var. Tema sayfalarının içeriğini hepsini burada detaylı anlatmayacağım ki ajandayı aldığınızda size de incelemeye bir şeyler kalsın. Daha sonra benim çok sevdiğim temalardan birini göstereyim size. 4 mevsim teması. Burada ilkbahar, yaz, sonbahar ve kışta geçen 5 film önerdik. Burada çok güzel bir detay var. Bundan bahsetmek istiyorum çünkü böyle şeylerden bahsedeyim ki fark edin. Çünkü çok uğraştık bunlara. Mesela 4 mevsim için filmler seçerken filmlerin adında mevsim geçmesine mutlaka dikkat ettik. Mesela yaz için önerdiğimiz filmde yaz geçiyor. Kış için önerdiğimiz filmin adında kış geçiyor. 4 mevsimde ilkbahar, yaz, sonbahar, kış isimleri geçiyor. Ve önerdiğimiz 5. filmin adı da ilkbahar, yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar, bir döngüye giriyor. Böyle küçük küçük detaylar çok var ajandada. Siz de fark ettikçe lütfen gerçekten o kadar istiyorum ki fark ettikçe paylaşın bizimle. Mesela ajandayı aldığınızda bunu fark ettiniz ya, aa diye böyle tatlı bir an olur ya içini mutlulukla dolduran insanın. Biz ajandayı hazırlarken bunu yapmak çok 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 yapmak istedik. Çünkü bir yıl boyunca yani insan elinden düşmeyecek bir ajanda olacak. Ve zaman zaman belki çok mutsuz bir günde bu sayfayı açtığında
aa diye bu detayı fark edecek ve mutlu olacak. Ben böyle küçük şeyleri çok seviyorum. O yüzden eğer fark ederseniz lütfen paylaşın. Daha sonra Şubat'ta biliyorsunuz Oscar'lar var ve bir Oscar sayfası hazırladık. Burada Oscar adayı filmleri yazıp hangilerini izlediğinizi yazabiliyoruz, yazabileceksiniz. 14 Şubat'ta romantik filmler teması koyduk. Ama bu temayı da koyarken evet çok popüler bir tema. Çok bilindik 5 aşk filmi önermek istemedik. Ve şöyle bir fikir geldi. Önerdiğimiz 5 film de başka dilde olsun, İngilizce olmasın. Ve temanın adını da aşkın dili koyalım. 5 film de aşkı anlatıyor ama başka dillerde. Bu temada Hindistan'dan film var, Fransa'dan film var, Brezilya'dan film var. 5 farklı ülkeden 5 aşk filmi var ve bize 5 dilde aşkı anlatacaklar. Benim ajandada en sevdiğim çizim ve bu biyografiyi ben yazdım. En sevdiğim biyografi yazısı. Müjde Ar, Müjde Ar, aşığım sana. Umarım bir gün tanışabiliriz. Kadar istiyorum ki ve biyografisini yazdıktan sonra Müjde Ar'a olan sevgim, saygım, aşkım kat be kat arttı. 5 tane çok güzel Müjde Ar filmi önerdik size ve Müjde Ar'ın çizimi gerçekten çok 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 güzel. Çizimlerimizi Zeynep Türksen adlı illüstratör arkadaşımız yaptı. Ellerine bir kez daha sağlık. Sevdiğimiz temalardan bir tanesi de kayıplar ve yarımlar. Bu temada kaybolmuş ya da yarım kalmış filmler öneriyoruz size. Yönetmenlerimizden bir tanesi Haneke, benim en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi aynı zamanda. Hiçbir şey eskisi gibi değil diye bir değişim filmleri temamız var. Burada da değiştiği için iki resim arasındaki 7 fark bulmacası yerleşti. Ve 5 tane çok güzel değişim filmi önerdik size. Festival bağımları için burada bir çizelgemiz var. Burada İstanbul Film Festivali ve film ekimi zamanında da film ekiminde gideceğiniz filmleri yazabileceksiniz buraya. Benim çok sevdiğim tema sayfalarından biri. Her tema sayfasında bunu söylüyorum biliyorum ama Kesişen Hayatlar temamız. Burada Kesişen Hayat filmleri önerdik ve tema sayfasında da bir bulmacamız yer alıyor. Çünkü hepsi kesişiyor. Biz oyuncularımızdan bir tanesi Cate Blanchett. Oyuncu ve yönetmenlerde önerdiğimiz ajandada yer alan oyuncu ve yönetmenlerde filmlerini genellikle doğum tarihine koyduk ve bunu da bildirim olarak yazdık zaten ajandada yer verdik. Xavier Dolan ajandadaki yönetmenlerden bir tanesi çünkü Umut da Emre de ben de büyük bir Xavier Dolan hayranıyız. Bütün temaları ve bütün herkesi göstermiyorum ki siz de aldığınızda heyecanla inceleyin diye. Meryl Streep oyuncularımızdan bir tanesi. Onun biyografisinde Umut yazdı. Aşık Meryl Streep'e. Bu bulmacayı yapmak o kadar zordu ki korku filmleri temasında bir kare bulmaca yaptık. Umarım siz de çözerken eğlenirsiniz çünkü biz yaparken çok zorlandık ama çok eğlendik. Sayfalardan ve sahnelerden temalarımız var. Bu temalarda birinde kitap uyarlaması, edebiyat uyarlaması filmleri, diğerinde de tiyatro oyunu uyarlaması filmleri önerdik sizlere. Bir başına diye yalnız karakterler temamız var ve burada da bu tema sayfasında da bir kelime avı koymak istedik. Burada size bazı karakter isimleri verdik, yalnız karakter isimleri verdik ve burada onları bulmanız gerekiyor. Haluk Bilginer'in çizimine bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki, o kadar güzel oldu ki en güzel şeylerden bir tanesi. Ajandanın en sonunda önerdiğimiz tüm filmler yazıyor ve başlarında işaretleme kutucukları var. Bu sayede ajandadaki izlediğiniz filmleri işaretleyebileceksiniz. En arkada da notlar sayfalarımız var. Burada notlarınızı, 2020 hedeflerinizi, 2020'de yapmak istediğiniz şeyleri ya da yıl içerisindeki notlarınızı yazabileceksiniz. Umarım sevmişsinizdir bir film ajandasını çünkü Emre de Umut da ben de çok emek verdik bu ajandaya. Mesela atıyorum bundan yıllar sonra açtığında of şu film çok güzeldi ya tekrar bir koyayım izleyeyim, tekrar açayım izleyeyim ya da oyuncuların biyografilerini tekrar bir gözden geçireyim olsun istiyoruz. O yüzden de çok emek verdik üzerine. Defalarca kontrol ettik en ufak bir yanlış var mı diye. Çok merak ediyorum fikirlerinizi. Beğenecek misiniz, beğenmeyecek misiniz? Çok merak ediyorum. Tek üzücü şey çok sınırlı sayıda bastırabildik. Çünkü baskı biraz maliyetli bir şey. Malzemeden kaçmadık. Sert kapak. Bakın yola ilk başladığımızda, şu an ciddileştim. Yola ilk başladığımızda matbaalarla görüşmeye başladığımızda ince kapak bastıracaktık. İnce kapak bir şey var mı burada? Yola ilk başladığımızda festival kitapçığı gibi ince kapak bastıracaktık. Ama sonra dedik insanlar bunu bir yıl yanlarında taşıyacak. Bir yıl kullanacak. Malzemeden kaçmadık ve sert kapak yaptırdık. Ciltli yaptırdık. İplik dikiş yaptırdık ki
çevirdikçe kopmasın diye ya da kullanırken iki tarafı da aynı şekilde rahatça kullanabilelim diye. Çünkü her zaman bu tarafa yazmak daha eğlencelidir. Ama bu tarafa yazmayı kimse sevmez. Çok özen gösterdik o açıdan kullanışlı olması için. Bir film ajandası nerede satılacak? Bir film ajandası ilk olarak internette satılacak. Ben linkini açıklamalara bırakacağım. Twitter ve Instagram Bir Film Önersene hesaplarından da ulaşabilirsiniz linklere. Ayrıca Kadıköy Sineması'nda, Beyoğlu Sineması'nda ve Stiker'da satılacak. Bunların da adreslerini açıklamalar kutucuğuna yazacağım. Oralardan da alabilirsiniz. Dediğim gibi sınırlı sayıda var. Tek sıkıntısı bu. O yüzden herkes alamayacak. Umarım beğenirsiniz, siz de alırsınız ve bir yılınızı bir film ajandasıyla ve bizimle birlikte geçirirsiniz. Bakın size şu an burayı göstereyim. Şu an ajandalar burada. Çok kısıtlı sayıda var. Umarım ajanda hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bununla bir yıl geçireceğiz ve 2020 harika bir yıl olacak. Filmlerle dolu, sinemayla dolu bir yıl olacak. Sizi çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.